Kritik NATO zirvesinde kabul edilen yeni stratejik konsept belgesinde Rusya'nın yanı sıra Çin de hedef alındı ve Çin ilk kez dünya düzeni için tehdit unsuru olarak tanımlandı. NATO'nun o tanımına Pekin'den tepki geldi. Dışişleri Sözcülüğü, NATO'nun elleri insanların kanıyla kirlenmiştir, dedi. NATO'yu sözde Çin tehdidini abartmanın tamamen boş olduğu konusunda uyarmak istiyoruz. NATO, Çin'e yönelik asılsız suçlamalarına ve kışkırtıcı açıklamalarına derhal son vermelidir. Çin Dışişleri Bakanlığı, NATO'nun ilk kez Çin'i tehdit unsuru olarak tanımlamasına böyle tepki gösterdi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Rusya ile kendilerini de hedef alan NATO'ya karşı ağır sözler sarf etti. NATO, dünya barışı ve istikrarı için sistematik bir meydan okumadır. NATO, bölgesel ve savunmacı bir örgüt olduğunu iddia ediyor. Ancak aslında bölgeleri ve alanları kırmaya, savaşlar başlatmaya ve masum sivilleri öldürmeye devam ediyor. NATO'nun elleri insanların kanıyla kirlenmiştir. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü kararı, soğuk savaş zihniyetine geri dönüş olarak tanımladı. NATO'nun sözde yeni stratejik kavram belgesi gerçekleri göz ardı ediyor. Siyah ve beyazı karıştırıyor. Çin'in dış politikasını karalıyor. Soğuk savaş zihniyeti ve ideolojik önyargılarla dolu. Çin bu konuda ciddi endişe duyuyor ve buna şiddetle karşı çıkıyor.